I know I'm human. If you were all these things, then you just attack me right now. So some of you are still human. 1982 yılında John Carpenter bizi Antarktika'nın öldürücü soğuğunda cehennemi yaşattı. Antarktika'da bir istasyonda görevli Amerikalı bilim adamlarından oluşan bir grubun başından geçenleri konu alan The Thing, sadece bugün bile benzeri bulunamayan practical efektleriyle hayranlık uyandırmıyor. Ayrıca kozmik korkuyu öylesine ustalıkla kullanıyor ki hayatta olsa H.P. Lovecraft'ten bizzat tebrik alırdı. Dünyadan izoli bir grubun insan aklının alamayacağı korkunçlukta bir uzaylı varlıkla mücadelesi, sessizlik, Korku, paranoya. Antarktika'nın öldürücü soğuğu ve Ennio Morricone'nin basit ama hafızalardan çıkmayan o teması. Dar bir alanda yaşam mücadelesi veren bir grup insan ve her an en yakınındaki kişinin kozmik bir canavara dönüşüp seni de organik cehennemine dahil edebileceği tehdidiyle nefes aldırmayan gerilim, sürekli diri tutan şüphecilik. Filmin kozmik korku kısmı evrenin uçsuz bucaksız karanlık derinliklerinden geliyor olsa da, sosyal kısmı bize hiç de uzak olmayan sosyopolitik bir gerçeklik. İnsan tanımadığından değil, en çok tanımlayamadığından korkar. Tanımadığın şey tehlikedir ama tanıyor gibi olup anlamlandıramadığın şey korkunçtur. Gecenin bir köründe ıssız bir sokaktan geçerken karşıdan gelen bir köpek görsen tehdidi anlar belki de uzaklaşırsın ama insan silüetine sahip bir varlık görsen kilitlenir kalır, korkarsın. Bu sebeple Michael Myers gibi figürler korkutucudur. İnsani özellikleri vardır ama insan da değildir. Beynin bu çaresizce arada kalmıştığı insan olunda temel bir korku hissi yaratıyor. The. Surfing de uzaktan değil, en yakınından, dışarıdakinden değil, içeridekinden korkmayı öğretiyor. <laughs> sayısız güneş sistemine parıldayarak dökülmüş evrenin ücra bir köşesinde bir zamanlar üzerinde akıllı hayvanların anlamı icat ettiği bir yıldız vardı. Dünya tarihinin en azametli ve riyakar dakikasıydı ama yine de sadece bir dakika. Doğanın birkaç nefesi sonrası yıldız dona kaldı ve akıllı hayvanlar ölmek zorunda kaldılar. Biri böyle bir fable icat edebilir ve yine de insan aklının doğada ne kadar acınası, gölgevari ve uçucu, amaçsız ve alelade göründüğünü yeterince göstermemiş olur. Var olmadığı sonsuzluk vardı ve yine bittiğinde hiçbir şey olmamış olacak. Friedrich Nietzsche'nin bu sözleri kulaklara H.P. Lovecraft'in hikayelerinin felsefi temellendirmesi gibi geliyor. Belki bu sözlerinde Lovecraft'in kozmik pesimizmini sezebilirsiniz. İnsanoğlunun koca evrende hiçbir anlamı olmadığı gibi kendi varlığının değersizliğini yorumlayabilirsiniz. Lovecraft'in Nietzsche'den etkilendiğini sanırım bilmeyen yoktur. Fakat fark şurada yatıyor. Nietzsche'ye göre pesimizm bir gerçeklik tanımlamasından ziyade gerçeğin sebep olduğu bir semptom. Aşılabilir hastalığın bir semptomu. Evet gerçeğimizi yani putlarımızı yıkmalıyız ama bu yıkmalıyız kılan putlardan yeni bir köprü inşa etmek için. Günün sonunda ideal üst insan yani übamenç olmak için. Nietzsche'nin sıklıkla yanlış anlaşılan sözleri. İşte ama Lovecraft öyle bir adam ki Nietzsche bile yanında bir idealist kalıyor adeta. Nietzsche hayatının son döneminde yaşama böyle bir anlam yüklemeyi başarırken Lovecraft acaba neden bunu takip edemedi? Belki de cevap zamanın ruhunda gizlidir. Nietzsche öldüğünde Lovecraft henüz 10 yaşındaydı. Ve Lovecraft'ın döneminde 20. yüzyıla girişimizle birlikte bilimde çağ atlamıştı. Einstein, Freud veya Tesla gibi isimlerle insanlar ilk defa evrenin sonsuzluğunu kavramaya başlamışlardı. Ve tabi hemen bununla birlikte buz gibi bir gerçekle yüzleşme. Bizler evrenin merkezi değiliz. Oysa Nietzsche de bunu felsefesinde işliyordu. Ancak o daha çok dine odaklanarak spesifik olarak Hristiyan teolojisinin yapı sökümü yani dekonstrüksiyonu ve buna binaen bir rekonstrüksiyonuyla. İnsanlık artık evrende ve bilimde anlam aramaya başlarken Adorno'nun sözleriyle nasyonel sosyalizmi gidecek yeni putları inşa ederken Lovecraft evrenin sonsuzluğunda sadece anlamsızlık görüyordu. Nietzsche'nin nihilizmine göre artık salt gerçek diye bir şey yoktu. Bir gerçek yoksa bizim varlığımız da yoktu. Ahlak da yoktu, anlam da. O zaman iş bu ki gerçeği anlamlandırma bir araç, sonuçta hayatın amacı olarak hayata bir amaç bulmak olmalıydı. İnsan tüm gerçeği kavradığında zincirlerinden kurtularak üst insan olacaktı. Oysa Lovecraft'e göre tüm gerçeği kavrayabilmemiz mümkün değildi. Evren bizim algılayabileceğimizden çok daha büyük ve bizim böcek varlığımızı aşan boyutlara sahip bir karanlıktı. İnsan bu karanlığı anlayamıyor ve insan anlayamadığından korkuyor. Ve Lovecraft yazıyordu. Bu karanlığın ve sonsuzluğun sebep olduğu korkunun vücut bulmaktadır. ...dolmuş hallerini, insan aklının alamayacağı büyüklükte ve boyutlarda yaratıkları. Eserlinin temelinde ise evrenin büyüklüğü ve gizemine karşı insanın küçük ve önemsiz olduğu kozmizm felsefesi vardır. Bu evrene göre biz insanlardan çok daha büyük hatta bizim kavrayamayacağımız boyutlarda varlıklar var. Ve biz bunlara karşı savunmasızız. Hayatımızın bir anlamı da bir değeri de yok. Lovecraft der ki, bu dünyadaki en merhametli şey zannımca insan zihninin tüm bilgiler arasında bağlantılar kurmaktaki yetersizliğidir kapkara sonsuzluk denizinin ortasındaki dingin cehalet adasında yaşıyoruz ve uzaklara seyahat etmek bize göre değil. Her biri kendi yönünde çaba sarf eden bilimler bugüne kadar bize çok az zarar verdi ama bir gün dağınık bilgilerin bir araya getirilmesi gözlerimizin önüne öyle korkunç bir gerçeklik serecek ki bu manzara içindeki kendi konumumuzu görünce ya ortaya çıkan bu gerçek nedeniyle delireceğiz ya da ölümcül ışıktan yeni bir karanlık çağın huzur ve güvenliğine kaçacağız.'' Nietzsche'nin de Lovecraft'in de nihilizmle buluştuğu nokta evrenin merkezinde insanlığın olmadığı koca bir kaos olması. Soru da bu. Bu kaos anlamlandırmak mı, anlamlandırmamak mı yoksa baştan anlamlandıramamak mı? Yani Lovecraft'ce bilmediğinden korkmak mı, bilemediğinden korkmak mı yoksa asla bilmeseydim denileni öğrenmek ve delirip bildiğinden korkmak mı? Nietzsche'ye göre anlamsız, tanrısız ve merkezinde olmadığımız bir dünya aslında bize şanslar sunuyor. Bu yüzden ki tanrıyı yıkmalı, yıkmalı ki bizler de büyüyüp tanrının yerini alabilelim. Bu apoteozis sürecinde ise pasif nihilizm Nietzsche'nin aşmak istediği bir hastalık. Eğer bir şeye inanmıyor ve inanmadığın için bir anlam görmüyorsan, bir vakit sonra kendine olan inancını da kaybedeceksin. Varoluşsal sorgulamayla indiferentizmle yüzleşmek ve insanlıktan çıkmak gibi. Gerçekliği kavradığımız için mi bizim biz olmadığımızı anlarız yoksa gerçeği kavramaya çalışırken mi yabancılaşırız? Yani Gregor Samsa bir böceğe dönüşmüş müdür yoksa böcek olduğunu ancak mı kavramıştır? Kafka insanlıktan yabancılaşmayı böcekleşmeyle görselleştirirken Lovecraft'in dünyasında yaratıklar bolca tentaküller, gözler, çıkıntılar, deforme şekillere sahiptir. Bizden değildir. Nietzsche ise bu yabancılaşmanın ve ateizmin bir sonuç veya olay olmadığını kendisinde bir iç yüde olduğunu söyler. Tatmin etmeyen cevaplara tama etmek için fazla meraklıyım, fazla sorguluyorum, fazla coşkuluyum. Tanrı bu tatmin etmeyen cevap. Biz düşünürlere bir tatsızlık hatta bir yasak düşünmeyin. Peki Tanrı'yı öldürmek bizim için çok devasa bir eylem değil mi? Kendimiz de Tanrı olmak gerekmez miyiz buna layık olmak için? Evet Nietzsche seslendi ve Lovecraft cevap verdi. Gerçek insanı deli edecek hiçlikte her şey ve gerçeklikte delirmektense cehaletle mutlu olmayı yeğlerim. Nietzsche dini yıkınca arkasındaki gerçekliğe ulaşarak tanrı sallaşacağımızı düşündüm. Lovecraft'e göre ise bu gerçeklik asla biz insanlara göre değildi. Din buna göre korkunç anlamsızlığı anlamlandırma girişimiydi. Dehşet gerçeğin önüne çekilen daha güzel bir dünya vaat eden bir perdeydi. Ve Lovecraft sanki bu anlamlandırmayı tekrar diriltircesine kendi mitolojisini kurdu. Perdeyi çekti. Nietzsche yıkılan putlarla kurulan köprünün bizi daha iyi yarınlara getireceğini söylerken Lovecraft uçuruma çıkan köprünün amaçsızlığına karşı kendi putlarını yeniden inşa etmeye girişti. Lovecraft evreninin dayandığı Kutulu mitosu aslında bir dindir. İnsanların korkunç evreni anlamlandırma çabasıdır. Bu kurgusal evrene göre Arap Abdül Al Hazret çok eski kitaplar ve günlüklerle evrenin kaosunu anlar ve delirir. Sonra iblislerle karşılaşmasını, insanlıktan önce yeryüzüne hakim olan o eskileri, ruhlar alemiyle nasıl iletişim kurulacağı ve ölülerin nasıl harekete geçirileceğini Necronomicon isimli bir kitaba yazar. İşte bu kurgu Lovecraft evreninin temelini oluşturuyor. Lovecraft'ın bu dini alegorisine yorum yapmadan devam etmekle birlikte şunu tespit etmek lazım. Lovecraft zamanla mitolojiden tamamen bilimsel temele kaymaya başladı. Hikayelerinde bilimselliğe okuyucuyu bunaltacak derecede çok önem verir. Ana karakterler bilim insanlarıdır. Necronomicon bir din alegorisi bir anahtardır ama anahtarı kullanıp evrenin dehşetiyle yüzleşenler bilim adamlarıdır. Korku ve bunun sonucunda gerçekliğe karşı delirme bu anlamsızlık uçurumuna bakınca verilebilecek en sağlıklı tepkidir ve Lovecraft hikayelerinde sıklıkla bu olur. Şema benzer şekilde yürür. Genellikle bilim insanları olan normal yaşam yaşayan insanlar asla girilmemesi gereken maceralara girer. Kafkaesk biçimde hayatlarına dalan evrenin korkunç güçleri ve onlara karşı çaresiz, savunmasızlıkları karşısında deliye dönen bilim insanları. Lovecraft özellikle tanımlama yapmaktan çekinir. Karakterlerin korkusu ve hislerini tanımlar ama canavarları ve boyutlarını okuyucudan hayal gücüne bırakır. 1936 yılında yayınlanan Deliliğin Dağları'nda bunun için önemli bir mihenk taşıdır. Miskatonic Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan araştırma ekibi Antarktika'ya bir araştırma misyonu başlatırlar. Kazı çalışmaları esnasında yer altında fosiller bulurlar. Ekibin bir bölümü daha detaylı araştırmalar için kuzeye bir yolculuğa başlar ve Everest büyüklüğünde bir dağ keşfederler. Bu dağın eteklerinde donmuş şekilde insanlıktan çok önce yaşamış yaşam formları bulurlar. Elbette bu yaşam formları ölmemiştir ve tabii ki de bu bulgular ve araştırma süreci zamanla dehşet bir ölüm kalım mücadelesine dönüşecektir. Çok değil. Deliliğin dağlarından 2 yıl sonra 1938 yılında aynı dergide John B. Campbell'ın Who Goes There hikayesi yayınlandı. Yine Antarktika'da görevli bilim adamlarından oluşan bir grup bilinen manyetik alanın haricinde ikinci bir manyetik alan fark eder. Bunu araştırırken sebebini de öğrenirler. Buzların altında milyonlarca yıl önce dünyaya düşmüş bir uzay gemisi keşfederler. Uzay gemisinin hemen yanında da donmuş bir şey. The thing. The thing'in bu gemiyi kullanan uzaylı olmadığını bilmiyorlardı elbette. Thing her canlıyı durmaksızın asimile eden, insanların görünüşünü, hafızasını hatta kişiliğini kopyalayabilen bir organizma. Evrende milyarlarca yıldır milyonlarca canlıyı içine katmış bir entite. Tehlikenin farkında olmayan ekip yaratığı istasyona getirir ve canlandırır. Bu şekilde ekibin teker teker asimile edildiği korku ve şüphe dolu bir süreç başlar. Şeye karşı çaresiz olduklarını kavrayan ekip herhangi uçak, helikopter veya aracın girip çıkmasını engelleyip böylelikle istasyonu izole etmeleri gerektiğini anlar. Şimdi baş başa bekleme süreci başlar. Aralarında kim hala insan ve kim şeye dönüştü? Soru bu. Campbell'ın hikayesi bir başyapıt evrildi. Kendisi nasıl Lovecraft'ten etkilendiyse yüzlerce eseri de kendisi etkiledi. 12 yıl sonra 1950'de ünlü Hollywood yapımcı ve yönetmeni Howard Hawks hikayeyi keşfetti ve beyaz perdeye taşımak istedi. Başka gezegendekiler nasıl tipler acaba? Bizden tamamen farklı olmalarını bir sebep göremiyorum diyecekti. Dediğini yaptım. Hawks'ın film adaptasyonunda bilim adamları The Thing'in kanla beslenen bir çeşit bitki olduğunu keşfetti. Şey, kitaptaki gibi şekilsiz bir yaratık değil, humanoid Frankenstein vari bir canavardır. Lovecraft, Edgar Allan Poe'dan etkilenmesine rağmen gotik korkuya veda edip kozmik korkuya açılmasını bilmiştim. Ancak Hawks bu kadar cesur olamadı. Frankenstein yine Frankenstein'da. 1950'lerde Amerika'daki ulusal duygular karışıktı. Hiroşima sonrası bilime dair şüphecilik artmıştı ve bilim adamları aslında kendi başına bırakılması daha iyi olan şeylere karışan tehlikeli kişiler olarak görülüyordu. Hawks'ın filminin sonunda da uzaylı istilacıya karşı galip gelenler Amerikalı askerler oluyordu. Hatta bilim adamı bilim için insanlığa ihanet de eder. Ekip tam final sahnesinde The Thing'i öldürmek üzereyken Carrington öne atlar ve The Thing'e seslenir. İleriye gitme. Seni öldürecekler. Sen dünyadaki her şeyden bilgisin. Aklını kullan. Beni dinle. Düşmanın değilim. Ben bir bilim adamıyım. Ancak karşısındaki bilgi bir uzaylıdan ziyade bir canavardır. Bilim kurgu severler bu sahneyle birlikte hemen Ridley Scott'un Prometheus'unu hatırlayacaklardır. Bu tesadüf değil çünkü Scott'un 1979 yılında çıkan başyapıda Alien'de The Thing'den etkilenmişti. Hollywood'un gotik korkuyu bırakamadığını yine en iyi 1972 yılında yine Hugo's derden esinlenerek çekilen Korku Ekspresi filmi gösteriyor. Christopher Lee ve Peter Crushing Hammer film döneminden çıkmamış gibi devam ediyorlardı maceralarına. Bu kozmik korkuyu beyaz perdeye taşıyacak vizyon gerekiyor ve bu vizyona sahip kişi de Ali Koç'tu yoksa. <laughs> ve bu vizyona sahip kişi bu filmi sinemada izlerken 10 yaşında olan bir çocuktu. Çocuğun adı John Carpenter. Ne ironiktir ki Carpenter 27 yıl sonra slasher sonrasının tohumunu attığı Halloween filminin açılış sahnesinde televizyonda oynayan film işte tam da bu Hawks'ın 1951 yapımı orijinal filmidir. Stüdyo uzun süredir bir The Thing filmi çekmek istiyordu ve 79 yılında Ridley Scott'un Alien'ı gişeleri alt üst edince proje için yeşil ışık yakıldı. Carpenter'a The e çekmesi teklif edildi. İlk defa büyük bütçesi olacaktı. Carpenter kabul etti ve işe koyuldu. Hawks'ın aksine o kitaba ve asıl hikaye bağlı kalmayı hedefliyordu. Universal 10 milyon dolarlık bir bütçe sağladı. Bunun 200 bin doları efektler için ayrılmıştı. Ancak bu rakam 1,5 milyon dolara çıkacaktı. Carpenter görüntü yönetmeni olarak Halloween filminde de birlikte çalıştı. Dean Candy'yi seçti. Candy ışık ve gölge kullanımıyla Carpenter'ı büyülemişti. Tam da istediğini vermişti. Michael Myers orijinal senaryoda The Shape olarak geçiyordu. Kandayı bu isteği yansıttı. En meşhur örneği de tabii ki Myers'ın arka planda karanlığın arasından bediren maskesidir. Myers'ın ne zaman nereden çıkıp geleceği belli değildir filmde. Kamera açıları ve kompozisyon da hep arka tarafta sanki her an bir şey olabilirmiş gibi tutulmuştu ve izleyici de bu rahatsızlığı hissetmişti. Dikkatli izlerseniz benzer formülün The Thing'de de kullanıldığını göreceksiniz. Halloween'deki soğuk mavi ışığa kontrast olarak daha sıcak turuncumsu bir renk kullanımı vardı. Hatta film açılışı ve afişinde bunu kabakla çok güzel işlerler. Benzerini de The Thing'deki arktik buz ve alev makinesiyle yapacaklardır. Senaryo için Bill Lancaster görevlendirildi. Lancaster'ın senaryosunda yaratığı film boyunca büyük ölçüde görmeyiz. Bilirsiniz ki insanın hayal gücü her türlü görüntüden daha yaratıcıdır. Bu yüzden genellikle özellikle korku alanında bu stil tercih edilir. Bu esnada yaratığın tasarımı için Dale Kuypers isimli bir sanatçıyla anlaşıldı. Ancak geçirdiği bir kaza sonrası yerini 21 yaşındaki evet şaka gibi 21 yaşındaki Rob Bottin aldı. Ve işte işlerin değiştiği nokta bu oldu. Bottin, Carpenter'ı izleyici üzerinde daha büyük bir etki bırakması için yaratığı göstermeye ikna eden kişi oldu. Ayrıca net bir tasarımdan ziyade asimilasyon esnasında her biri farklı farklı görünecek tasarımlar önerdi. Böylelikle izleyici yaratığa alışamayacaktı. Korkusu hep taze kalacaktı. Başkası olsa belki bu 21 yaşındaki çocuğu terslerdi ama Carpenter kafayı yediğim bir storyboard siz de görelim diyecekti. Ve öyle de oldu. Tasarımın bitmesiyle birlikte ekip efekt bütçesinin en az 750 bin dolara çıkacağını anladı. Stüdyo tersler korkusuyla gittikleri görüşmede Botin'in tasarımlarını gösterince Universal hemen ikna oldu. Drew Struzan senaryoyu okumadan bildiğimiz o ikonik posteri sadece 24 saatte hazırladı. Ennio Morricone soundtrack'i yazdım. Carpenter hepsini kullanmadı. Bazı parçaları kendisi yazdı ve eğer bir film Morricone'nin parçalarını kullanmama lüksünü gösteriyorsa anlayın ki o film bir başyapıttır. Quentin Tarantino bu filmden öylesine etkilendi ki The Hateful Eight'i adeta bir selam çakma olarak çekecek. Kurt Russell'ı başrolünde oynatacak ve ilk defa hazırlattığı orijinal soundtrack'i Morricone yaptıracak. O da The Thing'de kullanmadığı parçaları bu filmde kullanacak ve döngüyü böylelikle tamamlayacaktı. The Thing filminin kozmik korku temasını sanırım hepiniz anladınız. Peki sosyopolitik metası ne? 1950'li yıllarda Amerika'da ikinci kızıl tehlike dediğimiz fenomen baş gösterdi. Sovyet işgali korkusu sadece ABD devletinin dış politikasını belirlemiyor, aynı zamanda halkta da müthiş bir korku ve paranoya sebep oluyordu. McCarthyizm olarak da bilinen bu korku dalgası sebebiyle Amerikan devleti çok büyük paralar harcayarak potansiyel komünistleri incelemeye ve takip almaya başladı. Bu durum bilim adamları ve sanatçılar için de geçerliydi. Oppenheimer'ı veya yeni çıkan Fallout dizisini izlediyseniz referansları anlamışsınızdır. Aynı şekilde 1951 yapımı The Thing'deki ki bilim adamı buna bağlı bir sonuçtu. Hatırlarsanız bilim adamı yaratıkla birlikte çalışmak istiyordu. Aynı şekilde ABD içerisindeki komünistlerin Sovyetler Birliği'ne silah ve teknoloji bilgisi sızdırabileceğinden korkuyorlardı. Ne ironiktir Manhattan projesinde bulunan bilim adamları Klaus Fuchs ve Ted Alvin Hall gerçekten de bilgileri Sovyetlere iletmiş ve ajanlık yapmışlardı. Filmin komünist korkusunu bir alegori olarak kullandığını 1981 yılında eleştirmen Roger Ebert şöyle yazacaktı. Tıpkı The Thing'in kurbanları gibi komünistler de en iyi arkadaşın gibi görünüyor, konuşuyor ve davranıyordu fakat içlerinde ölümcül bir sır taşıyorlardı. Şey yani the thing şüphesiz evrenin uçsuz bucaksız bir noktasından gelen kozmik bir yaratık. Fakat filmdeki odak nokta yaratığın yarattığı kozmik korku değil, sebep olduğu paranoya. Örneğin bilim adamı Blair çok erken bir noktada yaratığa karşı bir şanslarının olmadığını anlar ve istasyonu izole eder. Bilgisayar sonuçları gösterdiğinde tek bir tepkisi vardır. Böylelikle kendisiyle birlikte yaratığı da hapsederek dünyayı kurtarır. Aslında baktığınızda filmdeki en kahramancı hareket budur. Başrol McReady'nin bu noktaya gelmesi daha zaman alacaktır. Lovecraft'ın kaleminden çıkmış gibidir bile. Olmaktan korktuğu şeye dönüşür. Lovecraft bir ırkçıydı. Yabancı karşıtlığını işlerine de yansıtırdı. Hikayelerinde çoğu zaman ana karakter bir balık kurbağa veya başka bir yaratığın akrabası olduğunu öğrenir ve delirir. Blair de aynı şekilde çok erken bir şekilde istasyondaki herkesin ölmesi gerektiğini, aksi takdirde herkesin o şeye dönüşeceğini anlar. Fakat finalinde tam da olmaktan korktuğu şeyin en grotesk haline dönüşür. Kurt Russell'ın canlandırdığı ana karakter McReady salt bir kahraman değildir. Otoritesini de sevgiyle, destekle değil silah zoruyla sağlar. Bunu da filmin başlangıcında McReady'i bilgisayarıyla satranç oynarken görürüz. Hamlelerini önden tahmin eden bilgisayara viski dökerek patlatır. Filmin sonuna bir göndermedir bu. Filmin giriş sahnesi hem sinematik hem hikaye hem de alegorik olarak ilgi çekicidir. Norveçli bilim adamı kurt köpeğini kovalıyordur. Biz de tıpkı Amerikalı ekip gibi derdinin ne olduğunu farkında değilizdir. O gariban köpeğe acıyoruzdur. Tıpkı ekibin yaptığı gibi. Oysa Lars'ın ekibi yani Norveçler çekeceğini çekmiştir. The Thing'i aralarına almamaları için Amerikalıları uyarıyordur. Ancak dil bariyeri sebebiyle dedikleri anlaşılmaz. Lars bir post-komünizm ülkesidir. Sınırları kapatmaları için Amerikalıları uyarır. Ancak Amerikalılar köpeği istasyonu alarak sonun başlangıcına sebep olurlar. Başlangıcıyla birlikte filmin teması şüphe ve paranoya. Ve o kadar başarılı olur ki örneğin ilk sahnelerden biri Clark'ın daha başlangıçta öldürülmesi öldürülmesidir. McGrady alnından vurur ve öldürür. Clark'ın köpeklere yakınlığından dolayı film bizi ona karşı şüphelendirmeye itmiş, biz de izleyici olarak bir güzel yutmuşuzdur bu zokayı. Ama Clark insan çıkar, bu da MacReady'yi katil yapar. And Clark was human, huh? Which makes you a murderer, don't it? Peki izleyici olarak bu umrumuzda mı? Değil. Yaratığın grotesk yüzünü gördüğümüz için McReady'in saflarındayızdır artık. McReady'in yaptıkları gereklidir. Tıpkı dönemin Amerikan hükümeti gibi. McReady'i sıkıştırdıklarında eline bir dinamit alır ve üzerine gelirlerse bütün kampı patlatacağını söyler. Spoiler, öyle de yapacaktır. Ama bu tavrı soğuk savaş dönemine göre okursanız McGrady'i kaybetmektense nükleer fallout'u göze almıştır. Yine unutmamak gerekir ki The Thing Amerika'daki AIDS kaosunun dönemine denk geliyor. 1981 yazında Amerikalı doktorlar ilk defa garip bir hastalık keşfettiler. Özellikle genç homoseksüel erkeklerin kurbanı olduğu bu hastalık yakın tarihin en ölümcül pandemisine dönüşecekti. Amerikan toplumunda bir AIDS paniği başlar. Hastalık dışarıdan belli olmuyordur ve insanlar her an AIDS olabilme korkusuna sahiptir. Görünüşten belli olmaz. Kimin AIDS olup olmadığı sadece bir kan testiyle anlaşılabilir. Tıpkı The Thing'deki meşhur kan testi gibi. Bir de eklemek gerekir ki istasyonda kadın yok, herkes erkek. Filmin ana motifi bireysellik ve kolektivizmin kavgasıdır. MacReady izole bir adamdır. Herkes birlikte istasyonda kalırken onun kaldığı bölüm dışarıda ayrı bir yerdedir. Filmin başından itibaren gruba dahil değildir. Şahit yaratığın yani The Thing'in motivasyonunu anlamaya çalışırsanız MacReady ile temel farklarını da anlamış olursunuz. The Thing herkesi asimile ederek birleşmek istiyor. Yek vücut bir entit olmak istiyor istiyor. İnsanların buna neden tepki verdiğini anlayamıyor. Bir diğer soru işareti de kimin asimil olup olmadığından çok ben ben miyim sorusu. Ben ne kadar benim? Veya beni ben yapan nedir? Kimse henüz asimil olup olmadığının farkında değildir. Kendinden emin değildir. McRady hariç. Ona göre kendisi hariç herkes çoktan asimil edilmiş olabilir. Tıpkı Matrix'teki ajanlar gibi. Matrix'te daha optimist bir soru sorulurken The Thing'in cevabı bir o kadar nihilisttir. Ben benim insan olduğumu biliyorum. Sizin en azından bazılarınızın henüz insan olduğunu da biliyorum. Aksi takdirde bana çoktan saldırırdınız. McRady'nin bu tutumu Amerika'nın soğuk savaştaki tutumudur. Neş dengesidir. İki parasındaki paranoya ve şüphecilik hat safhada olsa da yine de birbirleriyle etkileşimde olurlar. Bireysellikleri olsa da onlar bir toplulukturlar. Bu sebeple The Thing onları asimile edebilir. Ancak MacReady öyle değildir. Onun bireyselliği tamamen soyutlama üzerinedir. Filmin bu tutumu dönemin Amerika'sında pek karşılık bulmadı. Aynı ay vizyona giren Steven Spielberg'ün E.T. filmine karşı felaket bir şekilde gişede çakıldı. John Carpenter'ın kariyerine büyük bir zarar verdi, hatta belki de bitirdi bile denebilir. Spielberg'ün uzaylısı iyi niyetli, çocuksu ve mutlu sonludur.

İnsanlar bunu izlerken Carpenter'ın yorumlamasına pek sıcak bakmazlar. Ne ilginçtir oysa AT günümüzde unutulmuşken The Thing hala aşırı derecede seviliyor. Bunun büyük bir sebebi de final olsa gerek. Oysaki ki Lancaster'ın orijinal senaryosunda MacReady de Child's'ta yaratığa dönüşür. Kurtarma ekipleri geldiğinde onları kandırıp insanlığın tümünü asimil etmek için Antarktika'dan ayrılırlar. MacReady'nin kurtulduğu bir alternatif final de çekilmiştir. Herkesin ölüp köpeğin yeniden yola çıktığı bir final de vardır ancak bunların hiçbiri filmde kullanılmadı. Filmin final sahnesinde Mac bütün istasyonu havaya uçurduğunda oturup ölmeyi bekler. Biraz sonra Childs belirir ve karşısına oturur. İzleyici olarak onun yaratık olup olmadığını bilmeyiz açık bir sonla baş başa kalırız. Yıllarca tartışılan bir final. McGrady'nin nefesi belli olurken Child's'ın olmuyordur. Bu yüzden yaratıktır. Diğer teoriye göre McGrady viski şişesinde benzin uzatır ve tadını ayırt edemeyen Child's bu zoka yutar. The Thing olduğunu göstermiş olur. McGrady de Child's'ın dönüştüğünü anlar. Görüntü yönetmeni Dean Kanda'ya göre ise insanların sahnelerinde gözlerini ışık tutarak parlamasını sağlamışlar. Yaratığın sahnelerinde ise gözde parlama kullanmamışlar. Buna göre de Child's yaratıktır. Gördüğünüz gibi teoriler çok ve size bir şey söyleyeyim mi? Büyük ihtimalle Childs gerçekten asimil oldu ve yaratık. McRady'i asimil etmek gibi derdi de yok ve McRady de bunun farkında. Ama bir şey daha söyleyeyim mi? Olup olmamasının bir önemi de yok. Kimin şey olup olmadığının bir önemi yok artık. Herkesin birbirinden şüphelenmesi olan. Paranoya. Tıpkı Soğuk Savaş'taki gibi. Bekleyelim ve görelim. Why don't we just... Wait here for a little while? Nietzsche'nin sıkça kesilip kullanılan bir sözünün dediği gibi, canavarlarla savaşan kişi kendisi de canavara dönüşmesin. Çünkü uzun süre uçuruma bakarsan, uçurum da sana bakar.